miras paylaşımı, kiracı ev sahibi uyuşmazlığı, nafaka anlaşmazlığı ya da işçi işveren sorunları. Bu sorunların mahkemeye gitmeden taraflar arasında çözülmesi için 5 yıl önce arabuluculuk uygulaması başladı. TRT Haber arabuluculukta gelinen son durumu araştırdı. İsteğe bağlı arabuluculukta anlaşma oranı %89. Zorunlu arabuluculukta ise %66. Ayrıntılar dosyamızda. Neden arabuluculuk yöntemini kullanmak isteyesiniz? Hemen söyleyelim. Hayatımıza gireli 5 yıl oldu. Yargının dosya yükü azaldı. Arabuluculukta anlaşma oranı %90'ları buldu. İstanbul Bayrampaşa'da oturuyorum. Ne için buradasınız bugün Mehmet Bey? Ben eski çalıştığım işlerinden paramı alamadım. Onun için arabulucu devreye koydum. Devasa adliye binaları ve içerisinde yıllarca çözülmeyi bekleyen sorunlar. Arabuluculuk yasası 2012 yılında mahkemelerdeki dosya yükünü biraz da olsun hafifletmek amacıyla çıkarıldı. O günden bu yana yasa kapsamında neler oldu? Vatandaşlar sorunlarına daha kısa sürede çözüm bulabildi mi? Gelin dosyamızda hep birlikte buna bakalım. Arabuluculuk işçi işveren anlaşmazlıklarında isteğe bağlıydı. Ancak bu yıl mahkemeye gitmeden zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda 9 ayda 245 bin dosya sisteme girdi. İhtilafların %66'sı çözüldü. Geldim, sıra aldım. İçeri gittim, başvurumu yaptım. Çok şükür güzel de ilgilendiler. Bu şekilde başvurumu yaptım, imzamı attım. İşim bitti yani. Sonuç bekliyorum abi. Tek kendim geldim. Ben avukata da gelmedim. Tek kendim geldim. 10 gün içerisinde çözülür dediler. İsteğe bağlı arabuluculuklarda ise başvurular henüz istenen düzeyde değil. 5 yılda 58 bine yakın başvuru oldu. %89'unda anlaşma sağlandı. Peki başvurular hangi davaları kapsıyor? Örneğin mirasçılar arasındaki miras paylaşım uyuşmazlıkları. Aile hukukunda şu an aile mevzuatı çalışılıyor. Boşanma sonrası mal paylaşımı, nafaka uyuşmazlıkları arabuluculuğa elverişli. Tazminat davaları, trafik kazalarında sigortadan veya birbirlerinden almak istedikleri zarar bedellerini arabuluculukla tahsil edebilmeleri mümkün. Kat mülkiyeti kanununa aykırılıklar, komşuluk hukuku dediğimiz hususlarda özel hukukun hemen hemen her alanında arabuluculukla çözüm mümkün. Sorunu yaşayan taraflardan biri özel arabuluculuk merkezlerine ya da adliyeye başvurması süreci başlatıyor. Dava şartı olan arabuluculuk görüşmelerinin ilk 2 saat ücretini devlet karşılıyor. 2 saati aşması durumunda ödemeyi taraflar yapıyor. İsteğe bağlı dosyalarda da avukat ücretlerini taraflar ödüyor. Arabuluculukta başvuru, karar, istinaf, vekalet gibi harç masrafları yok. Bu yönüyle normal mahkemelere göre daha az masraflı. Bir evim vardı, kiraya vermiştim. Yaklaşık bir sene kadar oturdu kiracım. Daha sonrasında kendi kardeşim oturacağı için çıkartmam gerekti. Ondan sonra kendisine bilgi verdim. 2 ay içerisinde biraz böyle bir konuştuk. O da işte yer bulamayacağını söyledi. Daha sonrasında beni bir gün telefonla işte arabulucu aradı. Kiracım karşı taraf olarak arabuluculuğa başvurmuş. Benim bir kontratım vardı ve iş yerime yakın olduğu için ben çıkmak istemiyordum. Bir uyuşmazlık oldu aramızda. Kendi başımızı da çözemedik. Tabii hani herkes kendi tarafından haklı. O yüzden bir arabulucuya başvurduk. Görüşmeleri yaklaşık 3 hafta sürdü. Anlaşma sağlandı. Esra Kalkan evinde oturmaya devam etti. Türkiye arabuluculuğu kabul eden 164. ülke. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı bünyesinde arabuluculuk daire başkanlığı oluşturuldu. Arabuluculuğun ruhu aslında bu topraklara çok da uzak değil. Selçuklu Osmanlı döneminde var olan ahilik teşkilatı o dönemde mal sahipleriyle kiracılar arasındaki birçok anlaşmazlığı ortak olumlu bir sonuca bağlayabiliyordu. Ancak ahilik teşkilatının devamı günümüze kadar getirilemedi. Ta ki 2012 yılında Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında arabuluculuk kanunu yeniden çıkıncaya kadar. Uzlaşma yaklaşımının kanunlaşması farklı sektörleri de harekete geçirdi. Adliyelerdeki dosya yükünde önemli payı olan gayrimenkul anlaşmazlıkları bunun başında geliyor. Gayrimenkul merkezi bugüne kadar 200'e yakın başvurunun 170'ini çözüme kavuşturdu. Mahkemelere yansıdığı zaman bunların takdir edersiniz ki 3 yıl, 5 yıl, 7 yıldan kadar uzayan bir sürüncemede kalıyor. Biz bu sürünceme yerine kanunda bize verdiği imkanları kullanarak
9 gün ila 90 gün arasında, yani 3 ay içerisinde bu ihtilafları, bu nizaları tarafları bir araya getirerek, tabii bunun özel teknikleri var. Eğitim almış arkadaşlarımız aynı zamanda psikolog vesaire desteği de alarak bu müzakereler yapılıyor. Bugün İngiltere'de 1 milyon uyuşmazlığın sadece 50 bini çözüm için mahkemeye gidiyor. Bu veri, arabuluculuğun Türkiye'deki adliyelerde dava yükünü hafifletmede ne kadar önemli olabileceğinin çarpıcı bir göstergesi. Spordan güzel bir haberle devam ediyoruz. Spor